Ayetel Kürsi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu. El hayyul kayyum. La تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Sadakallahul azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindeki ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar, O'nun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri kuruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Ayet-el Kürsi faziletleri ve faydaları. Ayet-el Kürsi okunan ev şeytandan korunur, büyü tutmaz. Ayet-el Kürsi okuyan ve bunu düzenli olarak yapan kişiye hayır kapıları açılır ve geçmiş günahları bağışlanır. Ayet-el Kürsi okumayı düzenli sürdüren kişi, dünya ve ahirette makam sahibi olur. Gece yatmadan evvel okunan Ayet-el Kürsi, hem kişinin kendisini hem de ev ahalisini şeytanın ve cinlerin şerrinden korur. Ayet-el Kürsi, okunan eve cinler ve şeytanlar giremez. Ayet-el Kürsi, namazlardan sonra muhakkak okunulmalıdır. Namazlarından sonra bu ayeti okuyan kişiye cennetin kapıları açılır. Ayet-el Kürsi hakkında hadis-i şerifler. Ebu Davud'un aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b oğlu Ubey'e ezberlediğin ayetler içerisinde en yüce olan hangisi diye sormuştur. Ubey, Allah ve Resulü daha iyi bilir şeklinde cevap verince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyu tekrar etmiştir. Ubey bunun üzerine bu ayetin Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum olduğunu söylemiştir. Peygamberimiz bu cevap üzerine mutlu olmuştur. Ubey'in göğsüne vurarak "Ey Ebu Munzir, ilim sana kutlu olsun." buyurmuştur. Müslim ve İbni Hanbel'in aktardığına göre birisi Hazreti Peygamber'e gelip Kur'an'ın en faziletli ayeti hangisidir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Tirmizi'nin aktardığına göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ayet-el Kürsi, Kur'an ayetlerinin şahıdır.